Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Seni kalbime sakladım. Sev yapım imzalı ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. Siz de dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Tarık Özcan Ündüz. Dizide Can Berk'i canlandırmaktadır. 4 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 34 yaşındadır. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Merhum tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu ve Fulya Özcan'ın oğludur. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirmiştir. 1990 yılında ilk dizisi olan Kuruntu Ailesi'nde oynamıştır. Bunların dışında Zaman Dökümü, Jet Sosyete, Yazın Öyküsü, Not Defteri, Akasya Durağı, İstanbul Çocukları, Hüsnü Bey Amca gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi 2021 tarihinde Burcu Çam'la evlenmiştir. Gökçe Akyıldız, dizide Deren'e hayat vermektedir. 30 Ekim 1992 yılında Ayancık'ta dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 29 yaşındadır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Sayime karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Samanyolu TV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve 5. Boyut gibi dizilerde yer almıştır. 2018 tarihinde yayınlanan 113. bölümüyle final yaparak sona eren Kırgın Çiçekler dizisine Songül karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında El Kızı, Fatih Harbiye, Bizim Okul, Kötü Yol, Hayat Devam Ediyor gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi 2017 yılında Mustafa Özyurt'la dünya evine girmiş, çift 2020 yılında boşanmıştır. Ömer Aslan isminde bir oğulları bulunmaktadır. Evren Duyal, dizide Firuze'ye hayat vermektedir. 24 Temmuz 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 48 yaşındadır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2008-2010 yıllarında Aşk-ı Memnu dizisinde Nesrin karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Kim Bunlar, Bahtı Kara, Yıldızlar Savaşı, Bir Günah Gibi, Atiye, Dedemin Dolabı gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Ekin Mert Daymaz, dizide Civan Mert'i canlandırmaktadır. 2 Aralık 1990 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. 2014 yılında Türkiye Modellik Yarışması'nda 3. olmuştur. 2016 yılı itibariyle 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz Çilek Kokusu dizisinde Volkan Masaroğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bunların dışında Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Ağlama Anne, Aşk Troloji, Payitaht Abdülhamit, Miras Yedi, Gençliği Meyva, Savaşçı, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi daha önce hiç evlenmemiş, şu anda ise yabancı uyruklu bir mankenle birliktedir. Mehtap Bayri, dizide Türkan'a hayat vermektedir. 15 Mart 1977 yılında Nusaybin'de dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2 yıl öğretmenlik yapan Bayri, çeşitli sinema ve dizi filmlerde oynamıştır. Deli Yürek ve Ekmek Teknesi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. Kalk Gidelim adlı dizide oynamıştır. Bu dizide Sevda Dal'ı canlandırmıştır. Bunların dışında Hangimiz Sevmedik, Adı Sevgi, Kertenkele, Analı Oğlu, Gönül Hırsızı, Evlerden Biri, Şen Yuva, Bitmeyen Şarkı, Geniş Aile, Küçük Kadınlar, Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda oynamıştır. Mehtap Bayri daha önce evlilik yapmamıştır. Son olarak sevgilisiyle Bodrum'da görüntülenmiştir. Sevda Erginci, dizide Zeynep'e hayat vermektedir. 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. 2012 yılında Özgün Amal ve Ozan Güven'le birlikte Koyu Kırmızı'da rol almıştır. 2013-2014 yılları arasında Karagül dizisine Ayşe karakterini canlandırmıştır. Sinemaya ilk çıkışını 2015 yılında Onur Ünlü'nün yazdığı Uzaklarda Arama rolüyle yapmıştır.
Hayat bazen tatlıdır ve Verelini Aşk'ta başrol oynadıktan sonra Zeynep Yılmaz karakterini canlandıran Yasak Elma dizisinde oynamıştır. 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer rolünü oynamıştır. 2020 yılında ise Uyanış Büyük Selçuk'u rol almıştır ve Tuna Hatun karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yıllarında ATV'de yayınlanan El Kızı dizisinde Ezo Bozdağlı karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlenmemiş, son olarak oyuncu Yılmaz Kunt'la birlikte olmuştur. Gülseren Gürtunca dizide adalete hayat vermektedir. 1952 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 72 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. İlk kez 2002-2006 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisini oynamış, bu dizide Müjgan karakterini canlandırmıştır. Ardından 2007 yılında Oyun Bitti isimli sinema filminde oynamıştır. Son olarak 2013, 2017 ve 2019 yıllarında TRT1'de yayınlanan 80'ler dizisinde Necla karakterini canlandırmıştır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Osman Alkaç dizide Yusuf karakterini canlandırmaktadır. 3 Kasım 1955 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu an 76 yaşındadır. 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Ekrem Tatlıoğlu karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında ise Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Rauf karakterini oynamıştır. 2001 yılında Kıbrıs'ta çekilen Rum, Türk ve diğer uluslardan gelen oyuncuların oynadığı 8 bölümlük Gemi 6 dizisinde hem Mustafa karakterini canlandırmış hem de senaristlik yapmıştır. 2011 yılında sinemalarda gösterilen Gölgeler ve Suretler filminde oynamıştır. Kendisi daha önce çevrilik yapmamış, Deniz Çakır'ı hayat arkadaşım olarak tanımlamaktadır. Elçin Afacan, 22 Ocak 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında Fox'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşamıştır. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçeride dizisindeki Gülçin Aldı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Ardından Deli Gönül, Bir Aile Hikayesi, Sen Çal Kapımı, Benden Ne Olur gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.